Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün birazcık duygusallık var üzerimde. Neden bilmiyorum. Böyle ağlamak istiyorum birazcık. Sıkıldık herhalde o yüzden. Uzun zamandır çünkü karantinadayız biliyorsunuz. Daha önce de söyledim. Papağan gibi tekrarlamak istemiyorum. Evet, sıkıldık yani. Evde kala kala sıkıldık. Bunaldık. Bilmiyorum, belki onun verdiği bir stres var. Bugün bir böyle duygusallık üzerimde. Bugün yemekte lazanya var. Ama ben lazanya sosumu hazır alıyorum arkadaşlar. Çünkü hazır sosa alıştık tadına değişik olmasın diye evde kendim hazırlamıyorum. Soslarımı hazır alıyorum. Ama siz biliyorsanız yapabilirsiniz tabii ki. Bunlar benim hazır soslarım. Bu da beşamel sos. Ondan sonra kıymam falan hep burada zaten. Ben sadece ekstradan içine soğan koyuyorum. O kadar. Başka bir şey yapmıyorum yani. Kolayına kaçıyorum. Bugün birazcık yemek yapmaya geç kaldım. Dışarıda işlerim vardı. Onları hallettim. Ondan sonra ancak bu mutfağı falan toparla. Malum iş bitmiyor arkadaşlar. Hele evdeyseniz hiç bitmiyor. Neyse. Ben şimdi şurada ocağımı açayım. Şunu koyayım. Şöyle. Beşe. Şu sosun ayarını da açayım. Sosumu önce koyacağım. Şöyle dökeyim. Zaten az bir şey yapacağım. Fazla yapmayacağım. Şu dibindekilerini de sıyırayım bari. Kaşık çok ses çıkarıyor. Kusura bakmayın. Bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar şeyi söylemek istiyorum. Geçen videomda hani izlenme oranlarını demiştim ya, abone olmadan izleniliyor görüyorum diye. Ama ne olduğunu unuttum. Sağ olsun Emine abla yazmış. Analiz, evet analiz arkadaşlar. Onlara baktığım zaman abone olmadan izlenildiğini görüyorum. Ve şunu da belirteyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben orada kimin izleyip izlemediğini görmüyorum isim olarak. Sadece orada orantılar geliyor. Yani numaralar geliyor, yüzdeler geliyor. Onun haricinde görmüyorum yani. Kim izliyor, kim izlemiyor beni onu görmüyorum. Ancak yorum yapmaları lazım anlamam için. O yüzden izlemeyenlere de şey abone olmayanları da kaybetmeyeyim. Onu söyleyeyim yani içiniz rahat olsun. Sizi görmüyorum. İsminizi bilmiyorum. Onlar anlaşılmıyor. Onları söyleyeyim şimdiden. Kaşık küçük geldi. Şununla deneyeyim. Onu dediğim gibi hatırlatayım size. Bu arada bugün hava İngiltere'de yağmurlu. Ah, ah, benim bahçe işim yine kaldı. Ben bu gidişle herhalde sebze falan ekemeyeceğim arkadaşlar. Bugün heveslendim yapayım diye sabah bir kalktım yağmur yağıyor. Yine kaldı yani. Ne yapalım, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işine karışılmaz değil mi? Şuraya da biraz yağımı dökeyim. Kızartmak için kamerayı çevireceğim size. Ocağı çevireceğim size değil yani. Şimdi şunu da şuraya koyayım. Sarı bezim. Bunu sarı bezimle tahtanın altına koyuyorum. Doğrarken şey olmasın diye arkadaşlar. Tahtam kaymasın diye. Sizin de aklınızda bulunsun yani. Şöyle yapalım.
Evet. Şimdi kamerayı aşağı indirelim. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz değil mi? Benim göbek de maşallah aldı başına gidiyor. Valla kilolarla başımız dertte. Evde kala kala iyice şiştik ya. Şöyle kanımı içime çekeyim birazcık. Maalesef ben çabuk kilo alan ve zor veren biriyim. O yüzden başım bu kilolarla problemde arkadaşlar. Bazılarını görüyorum yani yiyorlar yiyorlar gene de fayda etmiyor. Hani derler ya bir söz var. Su içsem yarıyor. Benimki de o mesele. Ben de su içsem yarıyor. Bu arada büyük bıçağa elim alışmış. Bu uzun geliyor. Kendime yeni bıçak almam lazım. Öbürleri iyi kesmiyor artık. Zorlanıyorum keserken. Ben restoran mı diyeyim? Burada tek eve diyorlar. Bizim kendi iş yerimiz vardı daha önceden. Kebap pizza dükkanımız. Orada alıştım. Sağ olsun dayım alıştırdı beni böyle büyük bıçaklarla kesmeyi, lahanayı, soğanı. Şöyle şu bıçağın daha büyüğüydü hatta. Görüyor musunuz? Bu birazcık köreldi. Bir deneyeyim bakayım olacak mı? Onun için böyle ince uzun küçük bıçaklarla kesemiyorum. Çünkü alıştım. Bunlara alıştım. Yok anam körlenmiş. Ama artık iş yerimiz yok şu anda. Ben bakıcılık yapıyorum. Yemek işi stresli iş arkadaşlar. Restoranta olanlar veya yemek işi yapanlar beni anlarlar. Gerçekten zor iş yani. Çok stresli. Ve ben yemek yapmayı hiç sevmem. Maalesef. Mutfak işini sevmem. Ama yapılıyor işte. İllaki yapılıyor. Mecbur yapılıyor. Şunları da alayım haram olmasın. Tahtamı yıkayayım. Sizlerde durumlar nasıl arkadaşlar? Valla videonun başında dediğim gibi ben sıkıldım, bunaldım yani. Hele de hava böyle olunca daha çok strese giriyorum. Terlik var. Takır tukur ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben terliksiz gezemiyorum maalesef evin içinde. Yerlerde tahta olduğu için soğuk oluyor. O yüzden genellikle terlikle geziyorum. Şöyle kameramı aşağıya indireyim isterseniz. Şunu da şöyle mi yapsam acaba? Tamam. Soğanımı kavuracağım. Sonra kıymamı koyacağım arkadaşlar. Ondan sonracıma makarnaları, lazanyaları dizerim. Acaba birer kavanoz daha mı su salsaydım? Gözüme az geldi. Evet, bugün dediğim gibi yemekte lazanya var. Valla benim sayfam yemek sayfasına döndü arkadaşlar. Ama yemek sayfası değil bu. Size söyleyeyim.
Maalesef şimdi evde olduğumuz için hani bir yere çıkıp gezemiyoruz. O yüzden mecbur bunları paylaşıyorum. Kendi evimde yaptığım yemeği benle yiyorsam onları size yapıyorum şimdi. Gösteriyorum, pardon. Yemek sayfası değil yani. Bir de çıkıyorum, markete gidiyorum ama kamerayı da maalesef her yerde tutamıyorum arkadaşlar. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Yani burada açık olan marketler var birkaç tane. Onlara gittiğim zaman aslında size çekim yapmak istiyorum biraz ama hani buradaki marketleri falan görün diye. Ama çekemiyorum. İnsanlar tepki gösterir diye. Ama inşallah alışırsam onu da yapacağım bir gün. İşte şu bir karantinadan kurtulsak hayırlısıyla, o zaman daha rahat edeceğiz. Gezdiğim, gittiğim yerleri size gösteririm o zaman. Benim yaşadığım yer küçük zaten. Fazla büyük değil. Genellikle burası askeri yer. Ve yaşlılar çok burada. Bu hani Irak'a, İran'a, Suriye'ye giden askerler var ya, onlar burada idman yapıyor arkadaşlar. Burada askeri kamplar var. Burada idman yapıyorlar. Evet arkadaşlar, lazanyam pişti. Salatama başladım şimdi. Onu hızlandıracağım size. Sıkılmayın diye. Video uzun olmasın diye. Şunu söylemek istedim. O yüzden hızlandırmadan önce videoyu. Şimdi ben lazanya yaptığım zaman illa yanına kremalı salata yaparım. Eğer siz de denemek isterseniz double cream olsun yani. Katı olandan olsun. Ben bugün bundan kullanacağım. İnce olandan. Çünkü bir tek markette bu kalmıştı. Bunu aldım. Eğer yaparsanız dediğim gibi
double cream olsun, yani katısı olsun. Onu sizinle paylaşayım dedim. Burada da salata malzemelerim. Marulumu kestim zaten. Yıkadım, burada duruyor. Bunlar salatalık, domates falan, yeşil soğan güzel oluyor. Taze şey bulamadım. Dereotu yoktu. Kurusunu kullanacağım. Şimdi videoyu hızlandırayım. Siz de sıkılmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemek hazır. Salatayla beraber tabağıma koydum. Yiyeceğiz birazdan. Ayrıyetten salata buraya da koydum. Şöyle izleyeyim. Lazanyayı nedense ben hep çıkarırken zorlanıyorum. Biraz daldı. Sizin için bir dilimlik şimdilik şey yaptım. Benim yemeğim bugün bunlar. Evet arkadaşlar, yemeğim hazır, gösterdim size. Birazdan yiyeceğiz inşallah. Benden bugünlük bu kadar. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Çevrenize, arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmayın. Konuşamadım bir türlü. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.